Tanıdın mı bu şortu? Oğlum bak. Git buradan, burası yeri değil. Tam da yeri. Bak, bir var, eldiven var. Babasının dövülüşünü izleyecek küçük günahsız bir çocuk var. Her şey 7 yıl öncekinin aynı. Ama bir tek sonuç değişik olacak. Baba korkmuyor. Tamam oğlum korkma. Korkma hadi gel. Gir bakayım odana. Sen hadi. De gel. Tamam oğlum geliyorum, gir odana. Kapat kapıyı. Korkma tamam mı? Bir şey yok. Git buradan, çocuk korkuyor. Ben de çok korkmuştum Kafkas. Babamı ringde can çekişirken o kadar çok korkmuştum ki. Başka hiçbir şey korkutamadı beni biliyor musun? Bak, vicdanımın yükü, bunca çektiğim çile ölmekten bin beterdi. Keşke o maçı ben kaybetseydim, keşke babanın yerine ben ölseydim. Keşke. Ama çekecek çilem varmış Kafkas. Benim elimden. Bak, sana şimdi kimsenin veremeyeceği bir şans vereceğim. Çık benimle ringe. Babamla yaptığın maçın rövanşını yapalım. Eğer kazanırsan çıkmam bir daha karşına. Oğlum git buradan. Ben bıraktım bu işleri. Lütfen. Korkuyorsun değil mi? Çok korkuyorum. Korkunun necele faydası yok. Eğer herkesin önünde rezil olmaksa derdi. Bak. Kameralar yok. Seyirci yok. Sadece sen ve öldürdüğün adamın oğlu var. Gel. Yapma. Baba aç kapıyı. Korkuyorum. Ne olur babacığım. Aç kapıyı. Baba aç kapıyı. Lan! Lan! Oğlum Allah aşkına uğraştırma beni. Bas git. Bak çocuk, Kafkas öldü. Babanın yanında gömülüyor. Ben Fırat Bölükbaşı. Oğlum için yaşıyorum. Onu yaşatmak için. Anlıyor musun? Sen... ölseydin. Babam gibi. Onurunla. Bak, saçmalıyorsun. Tamam mı? Kendine gel. Şimdi sakin ol. Bırak o silahı. Sakince konuşalım. Konuşacak hiçbir şey kalmadı artık. Ya onurlu bir boksör gibi benimle ringe çıkarsın. Ya da... Burası mı doktor hanım? Evet, burası. Yalnız bu işlemler ne kadar sürer? Daha önce de dediğim gibi çocuğun acilen tedavi altına alınması gerekiyor. Bir ay kadar sürer. Tespitlerimizi yapıp çocuğun ifadesini alırız. Mahkeme babanın çocuğa iyi koşullar sağlayamadığına kanaat getirirse ilk celsede velayeti sosyal hizmetlere verir. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşk gayet bir tokat var.